Muhasara ve ambargo. Allah Resulü'nün mukaddes görevine başlayalı 6 yıl tamamlanmış, 7. yıla girilmişti. İslam'ın ilerleyişi durdurulamıyor, işkenceler ve baskılar istenileni gerçekleştiremiyordu. Hamza ve Ömer de Müslüman olmuş, Müslümanlar onların yanlarında yer almasıyla hem güç kazanmışlar hem de hak yolda olduklarına dair güvenleri artmıştı. Onlar imanlarını her fırsatta haykırmaktan, meydan okur gibi davranmaktan çekinmiyorlardı. Habeşistan'a hicret edenler orada huzurlu ve düzenli bir hayat kurmuşlardı. Üzerine fazla gidilen insanlar da oraya hicret edip Kureyş'in elinden kurtuluyordu. Necaşi'nin gönlünü kazanan Müslümanlar gün gelir ondan askeri güç de alırlar mıydı? Bu ihtimal Kureyşlileri korkutuyordu. Haşimoğulları hala Muhammed'i koruyorlardı. Müslüman olmayanları bile onun yanında yer almakta tereddüt etmiyordu. Yalnız Ebu Leheb bütünüyle kendi yanlarındaydı. Kureyş iyice darlanmıştı. Kureyş ileri gelenleri yine toplantı halindeydi. Yapılan toplantıdan çok farklı bir mücadele kararı çıktı. Haşimoğulları ve onların kolu olan Muttalip oğullarıyla bütün irtibatları keseceklerdi. Konuşmayacak, kız alıp vermeyecek, ticari akitler yapmayacak, bir şey alıp satmayacaklardı. Mekke, ekim dikim yapılan bir yer değildi. Kabilelerin ticaret bağı koparıldığı an, can damarı kesilmiş gibi açlığın ve yokluğun kucağında can verirlerdi. Ya yokluk içinde eriyecekler ya da atalar dinine geri döneceklerdi. Belki de can derdine düşüp Muhammed'i dışlayacaklardı. İstenilen elde edilinceye kadar verdikleri karardan vazgeçmeyeceklerdi. Bunun için yemin etmişlerdi. Sözlerini ve yeminlerini daha güçlü hale getirmek için aldıkları kararları yazıya geçirdiler ve yazdıkları sayfayı Kabe'nin içine astılar. Haşimoğulları ittifakın haberini almışlardı. Dayanışma için bir araya toplanmaya karar verdiler. Önceden de dile getirildiği gibi Mekke, dağların arasında yer alan küçük mahallelerden kuruludur. Çok defa bu mahallelerin evleri dağların birbirine bakan iki yamacında yer alır. Evlerin yer aldığı vadi dağın eteğinden hafifçe zirvesine doğru yükselir ve dağa açılan sokaklarla son bulur. Bu nevi dağ arası mahallelerden biri de Beni Haşim mahallesiydi. Dışarıda oturanları da Ebu Talib'in evinin bulunduğu mahalleye taşındılar. Bu mahalleyi kuşatma ve ambargo 3 yıl sürdü. Bu yıllar hakikaten acılı yıllar oldu. Açlıktan feryat eden çocukların sesleri dışarıdan duyuluyor, sadist ruhlu müşrikler bu seslerle alay ediyor, vicdanı olanlarsa seslere dayanamıyor, içeri yiyecek göndermenin yollarını arıyorlardı. Hatice validemizin akrabası olan Hakim İbni Hizam bunlardandı. Gecenin karanlığı çöktüğünde bir hayvana gıda maddesi yükler, açlık çekenlere ulaşması ümidiyle mahalleden tarafa doğru kovalardı. Yaşanan çok farklı bir imtihandı. Çocukların feryatlarına katlanmak kolay değildi. Ancak iman uğruna anneler, babalar katlanıyor, Allah Resulü katlanıyor, dayanıyor, müminlerin azim ve sebatını canlı tutuyordu. Hatice validemiz elinde ne var ne yoksa durumu iyi olmayanlara dağıtıyordu. Hazreti Hamza ve Ömer gibi önünde durulması zor olanlara müdahale edemeselerdi, Müslümanların çoğu haramaylar dışında bulundukları mahalleden dışarı çıkamıyorlardı. Haramaylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıydı. Bu aylarda savaşılmaz, kimse kimseye dokunmazdı. Bu aylardan ilk üçü aynı zamanda hacca gelip dönme aylarıydı. Müslümanlar bu aylarda dışarı çıkarlar, imkanları oranında alışveriş yaparlardı. Haram aylarda dışarıdan birçok insan gelirdi. Ne var ki Kureyşliler o günlerde de Müslümanları rahat bırakmadı. Ticaret için gelenlere Müslümanların çaresizliklerini ve ihtiyaç duyduklarını almak zorunda olduklarını anlatarak onları bilgilendirir, özellikle gıda maddelerinin Müslümanlara çok yüksek fiyatlarla satılmasını tembih ederlerdi. Söylenen fiyatlar güçlerinin yetmeyeceği bir fiyat olmalıydı. Bunları gören ve duyan Hatice validemiz neredeyse evi dışındaki bütün mal varlığını paraya çevirmiş ve muhtaç olan ailelere dağıtarak
kaça satarlarsa satsınlar, çocukları için gıda almalarını söylemiştir. Çekilen acılara rağmen Müslümanlar dayanıyor, geri adım atmıyorlar, Kureyş'in istediği noktaya bir türlü gelmiyorlardı. Üstelik Müslümanların Mekke'de yaşadığı yokluk, cömertlikleriyle tanınan Kureyşlilerin kendi akrabalarına muamelesi, diğer kabileler tarafından duyulmaya ve ayıplanmaya başlamıştı. Konuşulan ve tartışılan sadece bu insanlara yapılanlar değildi. Aynı zamanda niçin yapıldığı da konuşuluyordu. Hedeflerine ulaşamadan Kureyş'te çözülme emareleri görülmeye başlamıştı. Yıllarca Mekke'de Haşimoğullarıyla birlikte yaşamışlardı. Sülaleler dallanıp budaklanınca farklı isimlerle anılsa da ataları aynıydı, aynı soydan geliyorlardı. Bir anda bütün eskiyi söküp atmak o kadar kolay değildi. İyilik gördükleri, zor zamanlarında yanlarında yer alan niceleri şimdi açlık ve yokluk çekiyordu. Ayrıca açlık çekenler arasında Haşimoğullarıyla evlenen kızları, kız kardeşleri, onlardan olan torunları, yeğenleri de vardı. İlk adımlar bu nevi akrabalık bağı olan insaflı Kureyş büyüklerinden geldi. Hişam İbni Amr ilk hamleyi yapan oldu. Düşüncesini diğer insaf sahibi kimselere açtı. Cennetül Mualla adıyla anılan kabristanın bulunduğu Hacun denilen yerde buluştular. Ne yapacaklarını müzakere ettiler, harekete geçme ve birbirlerini destekleme kararı aldılar. Söze Resulullah'ın halası Atike'nin oğlu Züheyr başlayacaktı. Züheyr, hatırı sayılır biriydi. Ertesi sabah Kabe'ye vardı. Züheyr'in üzerinde güzel bir cübbe vardı. Kabe'yi tavaf etti, sonra orada bulunanlara döndü. "Ey ehli Mekke!" diye söze başladı ve devam etti. "Biz istediğimizi yiyip içiyoruz, dilediğimiz elbiseyi giyiyoruz. Beni Haşim helak olmak üzere. Onlara ne mal satılıyor ne de onlardan mal alınıyor. Aramızdaki bağları koparan bu zalim sayfa yırtılmadıkça yerime oturmayacağım, boş durmayacağım." Bir kenarda oturan Ebu Cehil onun sözlerini duymuş ve derhal karşı çıkmıştı. Zem'a İbni Esved'in, "Biz bu sayfanın yazıldığı gün bile razı değildik. Bizim rızamız dışında yazıldı." diyen ve Züheyr'i destekleyen sözü duyuldu. Arkasından bir başka ses, "Evet, biz onda yazılana razı değiliz, kabul de etmiyoruz." sözleri yükseldi. Ebu Cehil duyduklarıyla şaşkına dönmüş bir durumdayken bir başka ses yükseldi. "Onlar doğru söylüyor. Bu sözlerin aksini söyleyen yanlışı söylüyor. Böyle bir anlayıştan ve o sayfada yazılanlardan Allah'a sığınırız." Ebu Cehil anlaşmayı hissetmişti. Öfkeli bir sesle, "Bu geceden alınmış bir karar. Buradan başka bir mekanda görüşülüp anlaşıldı." diye homurdandı. Onun homurdanması çok şey değiştirmedi. Çünkü söylenenler ortak vicdanı harekete geçirmişti bile. Ebu Talip bir köşede oturuyor, hadiseleri dikkatle takip ediyordu. Anlaşanlardan Mutim İbni Adi sayfayı getirmek ve milletin önünde yırtmak üzere Kabe'ye girdi. Çok geçmeden geri döndü. Elinde sayfadan sadece küçük bir parçacık vardı ve şaşkınlık içindeydi. Sayfayı ağaç kurtları yemiş, geriye sadece "Allah'ım, senin adınla" yazan kısım kalmıştı. Anlaşma ve ahitleşme yazıldığı sayfada da zaten bitmişti. Gören gözlerin şahit olduğu bu hadise, mümin gönüllere güç vermiş, uğruna katlandıkları imanlarına iman katmıştı. Ebu Talip, ahdin bozulması, muhasaranın ve ambargonun kaldırılması için gayret gösterenleri sonraki günlerde uzunca bir kasideyle övüyordu. Hüznün hüzne karıştığı günler. 3 yıla yakın süren ticari ve içtimai ambargo bitmişti. Müslümanlar sevinç içindeydi. Esasen iki şey sevinilmeye değerdi. Bunların birincisi şüphesiz zulüm ve baskının bitişiydi, diğeri de acı ve büyük imtihandan başarıyla çıkışlarıydı. Şimdi geçirilen sıkıntılı yılların yaraları sarılmaya çalışılıyordu. Muhasaranın bitmesinden yaklaşık 8 ay geçmişti ki iki üzücü hadise meydana geldi. Resulullah'ı küçük yaşlardayken bakıp büyüten, sonraki yıllarda da müşriklere karşı koruyan Ebu Talip hayata gözlerini yumdu. Ebu Talip'in vefatından 3 gün sonra da
Allah Resulüne ilk inanan ve daima yanında yer alan vefalı eşi Hatice validemiz vefat etti. Onların vefatları ve geride bıraktıkları derin hüzün sebebiyle bu yıla hüzün yılı denildi. Ebu Talip yaşadığı sürece peygamberimizi korumuş, kollamıştı. Esasen onun ve Hatice validemizin Peygamber Efendimiz'e duyduğu yakınlık ve sevgi, Efendimizin nasıl bir şahsiyet olduğunu anlamak için yeterlidir. Çünkü onlar Resulullah'ı en yakından tanıyan, çocukluk, gençlik ve yetişkinlik çağlarını en iyi bilen, gizli açık birçok sözüne, fiiline ve hasletine şahit olan insanlardı. Ne Ebu Talip'ten ne de validemizden Resulullah aleyhine tek kelime duyulmamıştır. Validemizin Resulullah'a hem bir hayat arkadaşı hem de bir mümini olarak sonsuz bir bağla bağlı oluşu açıktır ve kolay anlaşılacak sebeplere dayanır. Ebu Talib'inki ise ayrı bir ibret aynasıdır. O ne atalar dininden ne de yeğenine olan sevgi ve bağlılığından vazgeçmiştir. Eliyle, diliyle, şiiriyle ve Haşimoğullarıyla onu korumuş, onun uğruna tehlikeleri göze almış, sıkıntılar yaşamış, tehditlerle yüz yüze gelmiş, yine de geri adım atmamıştır. Vefat ederken bile Haşimoğullarına Muhammed'e bağlı kalmalarını, onu korumalarını, onun için her fedakarlığa katlanmalarını, onun sözünden çıkmamalarını vasiyet ediyordu. Ebu Talip nasıl Resulullah'ın şahsını seviyorsa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu seviyor ve amcasına hürmet ve yakınlık gösteriyor, onun ve ailesinin iyiliğini istiyordu. Onun Müslüman olmasını arzu ediyordu. Hastayken sık sık ziyarete varıyor, ona şehadet getirmesi, bu dünyadan tevhid inancını kalbinde taşıyarak ayrılması, ahirette kendisine şefaat imkanı tanınması için yalvarıyordu. Ebu Talip esasen Kureyş nezdinde de kıymetli bir insandı. Her ne kadar yeğenini koruması ve onu korumak için her şeyi göze alması sebebiyle Kureyş büyükleriyle arası iyi olmasa da onu yine sever ve takdir ederlerdi. O, şahsiyetli ve hürmet duyulması gereken biriydi. Bu duygular sebebiyle hasta yatağındayken ziyaret edenler arasında Kureyş ileri gelenleri de vardı ve ona Abdülmuttalip milletine mensup olmaktan vaz mı geçeceksin diyerek iman yolunu kesmeye çalışıyor, Müslüman olmanın atalar dininden dönme ve sadakatsizlik olduğunu vurgulamak istiyorlardı. Böylece Ebu Talib'in duygularını tahrik ediyorlardı. Son anlar gelmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcasının başındaydı. İmanı için ısrar ediyor, ümitle amcasının gözlerine bakıyordu. Yeğeninin ısrarını gören Ebu Talip şunları söylüyordu. Kardeşim oğlum, benden sonra sana da, atalarımıza da dil uzatılacağı, Kureyş'in ölümden korkup ürktüğüm için şehadet getirdiğim kanaatine varacağı korkusu taşımasaydım, istediğini söylerdim. Bunu da ancak seni sevindirmek için yapardım. Olmamıştı. Vefakar amcası, Rahman'ın rahmetine sığınmamış, nice sayısız hizmetlerini imanla noktalamamıştı. Üzgündü. Ebu Talib'in son demlerinde yanında bulunan Resulullah'ın diğer amcası Abbas, onun dudaklarının kıpırdadığını görmüş, kulağını ağzına yaklaştırmış, arkasından Resulullah'a dönerek, ''Kardeşim oğlum, vallahi senin istediğin kelimeleri söyledi.'' demiştir. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzüntü içinde ''Ben duymadım.'' buyurmuştur. O günlerde Abbas radıyallahu anh Müslüman değildir. Ancak o da ağabeyi Ebu Talip gibi Resulullah'ı sevenlerden ve yanında yer alanlardandır. Hatice validemizin fazileti anlatmaya ihtiyaç duyulmayacak yüceliktedir. O ilk iman edendir. İmanında en küçük tereddüt göstermeyendir. Neredeyse bütün mal varlığını Allah yolunda sarf edendir. O anlayış ve vefa örneğidir. İslam'ın hep acılı ve çileli, fedakarlık isteyen günlerini yaşayan, zafer dolu günlerine erişemeden vefat edendir. Hep veren, hep fedakarlık yapan, bu dünyadan maddi bir şey almadan göçendir. O, Efendimizin yavruları Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve
Abdullah'ın annesiydi. Taif yolculuğu. Ebu Talib'in vefatı Kureyşlilerin cüretini artırmıştı. Küstahlık ve zulümleri müminlere ulaştığı gibi Resulullah'a da ulaşıyor, zaman zaman zor tahammül edilir hale geliyordu. Mekke'de İslam'ın ilerleyişi durmuş gibiydi. Peygamberliğin gelişinin 10. yılıydı. Efendimiz Taif'e gitmeye karar verdi. Orada imanı açık gönüller, hak davaya verilecek destek arayacaktı. Tebliğ vazifesinin gereğini yapmak, ilahi emri duyurmak için çırpınıyordu. Taif, Mekke'ye yakın en büyük şehirdi. Mekke'ye yakın olduğu halde Mekke'ye göre çok daha serindi. İklimi meyve ve sebze yetiştirmek için uygundu. Bulunduğu yer oldukça yüksekti. Bu da havasını serinleştiriyor, yağmurların daha çok yağmasına sebep oluyordu. Taif'in üzüm ve narı çok güzel olur. Başka meyveler de yetişir. Bundan dolayı yerleşenleri çok olmuş, Hicaz'ın en büyük şehirlerinden biri haline gelmiştir. Günümüzde Taif'in iki yolu vardır. Biri dağ yolu, diğeri ova yoludur. Dağ yolu Heda dağlarını aşarak Taif'e varan, oldukça sarp yamaçları döne döne aşan bir yoldur. Diğerine göre daha kısadır. Uzunluğu 80 kilometre civarındadır. Ovalardan ilerleyen diğer yolsa 120 kilometreyi bulur. Sarp geçitler aşan bir yol değildir. Hafif yükselişlerle ilerler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ikisinin arasında bir yol takip etmiş, yanına Zeyd İbni Harise'yi de alarak sarp yamaçları aşmış ve Taif'e ulaşmıştır. Taif'te Sakif kabilesi otururdu. Orada Taif'in ileri gelenleriyle görüştü, onlara İslam'ı anlattı, onları Hakk'a davet etti. Sakif kabilesinin insanları sert mizaçlarıyla bilinirdi. Anlayışlarının da mizaçları gibi katı ve sert olduğu anlaşılıyordu. Sözler tesir etmiyor, anlatılanlar fayda vermiyor, Lat ve Menat isimli putlarına körü körüne bağlılıkları devam ediyordu. Sakif'in ileri gelenlerinden ve sözü dinlenenlerinden olan üç kardeşin yanına varmıştı. Bunlar Amr İbni Umeyr'in oğulları Abdü Yaleyl, Mesud ve Habib'ti. Onlarla oturdu. Onlara İslam'ı, Allah'ın birliğini anlattı. İslam'a davet etti. Yanında yer almalarını, hak davada kendisine yardım etmelerini, böylece hak davanın yayılmasında emeklerinin, gayretlerinin bulunmasını, böyle bir şerefe ermek için adım atmalarını istiyordu. Aldığı cevaplar ümitlerinin aksineydi. Alaycı ve yürek acıtıcıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taiflilerden ümidi kesmişti. "Bari size gelişimi gizli tutun," dedi. Kureyşlilerin başka beldelerde güç kazanmaya çalıştığını, hak davaya yardımcı ve destek aradığını bilmelerini istemiyordu. Taifliler sadece kibir göstermekle, Allah Resulü'nü dışlamakla kalmadılar, ayak takımını, çocukları ve kölelerini kışkırtarak Allah Resulü'nün peşine taktılar. Bağırışlar, başka insanları da toplama ve kışkırtma hedefi için haykırışlar, hakaretler ve taşlar birbirini takip ediyordu. Böyle bir davranışın sıradan bir misafir için sergilenmesi bile çok çirkindi. Şimdi Rabbim Allah diyen ve onları Allah'ın birliğine ve yüceliğine davet eden bir insana reva görülmüştü. Zeyd İbni Harise radıyallahu anh, Allah Resulü'nü taşlardan korumak için çırpınıyordu. Bu şekilde vadiyi geçerek bir bağa sığındılar. Onlar bağa sığınınca başkasının mülküne girmekten çekinen Taifliler bir süre bağırıp çağırdıktan sonra geri döndüler. Ayaklarına isabet eden taşlar yer yer kanamaya sebep olmuştu. Onların acısını hissediyordu. Kendisini korumak için çırpınan Zeyd'de de kanamalar vardı. Onun vücudundaki kanlar canını daha çok yakıyordu. Bağa sığınıp kendilerini güvende hissedince Rabbine yöneldi. Seslenişinde, niyazında gönül burukluğu vardı. "Allah'ım, gücümün zayıflığını, çaresizliğimi, insanlar arasında hor ve hakir duruma düşürülüşümü ancak sana arz ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi, zalimlerin zayıf bulup dalına bindiği biçarelerin Rabbi sensin. Sen benim Rabbimsin. Beni kimlere bırakıyorsun?
bana kaş karartan, uzak ve soğuk davranan yabancıların ellerine mi? Yoksa bana karşı elinde güç ve imkan olan düşmanların insafına mı? Şayet gazabını hak edecek davranışlar yapmıyorsam, ben bana düşeni yapabiliyorsam, sen benden razıysan, ben bana yapılanlara aldırmıyorum. Ancak senin beni koruman, esirgeyip musibetlerden uzak tutman, gönlüme çok daha rahat ve huzur vericidir. Senin öfkene, gazabına uğramaktan, rızanı kaybetmekten, bütün karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahiretin işlerinin de kendisiyle nizama girdiği, salah bulduğu yüzünün nuruna sığınırım. Sen razı oluncaya kadar sana yalvaracak, af ve mağfiret kapını çalacağım. Bütün güç ve kuvvet ancak sana aittir. Yanık yürekten gelen bu sesleniş, bu yakarış, üzerinde saatlerce düşünülmesi gereken bir yakarıştır. İçinde hüzün vardır. İçinde beşer olmanın getirdiği zayıf kalma duygusu ve sığınma hissi vardır. Yalvarış vardır, şikayet vardır, kimsesizlik vardır. Peygamberlik ve vazife şuuru vardır. Acılara ve saldırılara yeniden göğüs germeye hazırlanış, azim ve karar, sabır ve sebat, yılmayış ve vazgeçmeyiş vardır. Tebliğ ve irşatla görevli her ilim ehlinin alacağı, istifade edeceği çok şey vardır. Sığındıkları bağ, Kureyşli iki kardeşe aitti. Rabia'nın oğulları olan bu kardeşlerden biri Utbe, diğeri Şeybe'ydi. Mekkeli zenginler Taif'ten yer almaktan, orayı bağlık haline getirmekten, aşırı sıcak yaz günlerini Taif'te geçirmekten hoşlanırlar, kendilerine yazlık edinirlerdi. Taif'in çevresinde bu şekilde bağları olan Mekkeliler vardı. Utbe ve Şeybe, uzaktan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Zeyd'in halini görmüşler ve acımışlardı. Ayrıca Kureyşli birinin Taifliler tarafından kötü muamele görmesi ağırlarına gitmişti. Birkaç salkım üzümü tabağa koydurarak Hristiyan olan köleleri Addas'ı bağlarına sığınan Resulullah'a gönderdiler. Addas tabağı alarak geldi, Resulullah'ın önüne koydu. "Buyurun, yiyiniz," dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elini tabağa "Bismillah" diyerek uzattı, üzüm tanesini aldı, ağzına attı. Addas şaşkınlıkla ona bakıyordu. Sonra şaşkınlığının sebebini açıklayan şu sözleri söyledi. "Bu söz bu belde halkının söylediği bir söz değil." Resulullah'ın "Bismillah" deyişi dikkatini çekmişti. Bu belde halkı pek Allah adı anmazdı. Yemek yerken yemeğin asıl sahibi olan, nimeti bahşeden Allah'ı anan birini hiç duymamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, efendilerinin seslenişinden onun adını öğrenmişti. Adıyla hitap ederek, "Addas, hangi belde ehlindensin, hangi dindensin?" diye sordu. Addas, "Hristiyanım, Ninova ehlinden biriyim," diye cevap verdi. Sonra konuşma şöyle devam etti. "Salih insan Yunus İbni Metta'nın beldesinden. Sen Yunus İbni Metta'yı nereden biliyorsun?" "O kardeşim, o peygamberdi, ben de peygamberim." Addas karşısındaki insanı yakından görmüştü. Onun hali, tavrı değişikti. Çektiği acıyı, içine düşen burukluğu bir anda unutmuş, Mevla'nın nimetini yemeye onun ismiyle başlıyordu. Addas'a hitabı onunla aynı seviyedeymiş gibi ne kadar içten, tabii ve sıcaktı. Yunus Aleyhisselam'ı ne kadar yakından tanıyor gibi konuşuyordu. Addas kendini tutamadı. Resulullah'ın başını, ellerini, ayaklarını öpmeye başladı. Efendileri Utbe ve Şeybe onun bu tavrına kızmışlardı. Addas yanlarına gelince, "Yazıklar olsun Addas. Ne oldu da bu adamın başını, ellerini, ayaklarını öpüyorsun?" Addas hala heyecanını üzerinden atamamıştı. "Efendim," dedi. "Yeryüzünde bundan daha hayırlı bir şey yok. O bana ancak bir peygamberin bilebileceği bir şeyi haber verdi." Addas çok şey anlamıştı, efendileri anlamamıştı. "Yazıklar olsun Addas. Seni dininden döndürmesin. Senin dinin onun dininden hayırlı.
Efendi olmak demek, haklı olmak demek değildi. Haklı olan Addas'tı. Onun önceki dini, efendilerinin dininden daha hayırlıydı. Şimdi şehadet getirip gönülden bağlandığı din hepsinden hayırlıydı. Tazecikti. Onu son peygamberin dilinden, kendisinden duymuştu. Efendileri anlamasa da dünyalar Addas'ın olmuştu. Gönlünde yepyeni bir ışık doğmuş, kabına sığamaz olmuştu. O, kainatın efendisini görme ve ona bağlanma nimetine ermişti. Allah, Resulünü Taif'ten hepten boş çevirmemiş, Addas'ı kazandırtmıştı. Taif ile Mekke arasındaki dağlar, beller aşılarak yeniden Mekke'ye gelinmişti. Yanında bulunan sadık ve vefakar Zeyd, Mekke'ye nasıl gideceklerini soruyordu. Çünkü Mekkeliler gidişini haber almışlar, kendisine destek aradığını fark etmişlerdi. Mekke'ye dönmemesi için tedbir almışlar, giriş yerlerine gözcüler koymuşlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hira önlerinde durdu. Mekke'ye himayesiz girmesine imkan yok gibiydi. Himaye aradı, bulamadı. Ambargo anlaşmasının kaldırılmasında emeği olan Mutim İbni Adi dayanamadı. Bir insan kendi beldesine, kendi evine sokulmuyordu. O, Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip'ten, amcalarından çok iyilik görmüştü. Peygamberimizin ahlakını çok beğenirdi. Oğullarıyla birlikte hazırlanarak geldiler ve Resulullah'ı himayelerine alarak Beytullah'a ulaştırdılar. Bu nevi himayeye civar denirdi. Himaye edilene dokunmak, onu himaye altına alan kabileye dokunma manasını taşırdı. Bu da savaş sebebi sayılırdı. Himaye sözü veren insanın sözünü de hiçe sayma kabul edileceği için tehlikeli bir adım olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif dönüşü Mekke'ye böyle girebildi. Mutim'in iyiliklerini de unutmadı. İslam'a davet gayretleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e Şevval ayında gitmişti. Şevval ayının çıkışıyla Zilkade ayı girmişti. Diğer bir ifadeyle haram aylar başlamıştı. Birbirini takip eden Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları haram aylardandı. Bu aylarda harp olmadığı için insanlar daha rahat hareket ederler, panayırlara katılmak ve yolculuklar için bu ayları seçerlerdi. Zaten panayırların çoğu da bu aylarda olurdu. Özellikle başka kabilelerle aralarında düşmanlık veya kan davası olanlar bu ayların getirdiği sulh ve huzurla bir yerden bir yere intikal ederlerdi. Hac mevsimi de bu aylardaydı. Ukaz, Mecenne, Zülmecaz panayırları Mekke yakınlarında kurulan panayırlardandı. Bu panayırlar sadece ticaretin canlandığı, insanların ihtiyaçlarını karşıladığı mekanlar değildi. Aynı zamanda buluşma, görüşme, haber ve bilgi paylaşma, edebi değer taşıyan hitabelerin, şiir ve kasidelerin de paylaşıldığı yerlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Arap Yarımadası'nın dört bir yanından insanların geldiği bu açık çarşılara, panayırlara gidiyor, İslam'a gönüller kazanmaya, hak davayı sahiplenecek, koruyacak, yaşayacak, yayılması için yardımını esirgemeyecek, bu şerefi kazanma şuurunu taşıyarak hareket edecek kabileler arıyordu. Bu onun vazifesiydi ve yerine getirmek için her şeyi göze alarak gayret ediyordu. Yılmıyor, ümitsizliğe kapılmıyor, insanlara İslam'ı anlatıyor, Rabbimizin ayetlerini okuyordu. İnsanlar kabullenmeseler bile sözlerinin çoğunu haklı buluyor, okuduğu Kur'an'ın ifade enginliğine, mana güzelliğine hayran oluyorlardı. Bu durum Kureyşlileri son derece tedirgin ediyordu. Ben şiirin her çeşidini bilirim. Muhammed'den dinlediklerim şiir değil. Ona şair denilemez. Nesir de değil. O sözlerdeki güzellik ve belagat hiçbir sözde yok diyen ve değişik vesilelerle hayranlığını ifade eden Velid İbni Mughira bu sözlerine rağmen Resulullah'a sihirbaz, ayetlere de büyülü sözler denmesini tavsiye ediyordu. Resulullah'ın peşinde dolaşıp konuştuğu insanlara sakın onu dinlemeyin, onun sözlerine kanmayın, büyücüdür, kardeşi kardeşten ayırır, aileleri dağıtır diyenler de vardı. Rahman yolundaki gayretle şeytan yolundaki gayret kıyasıya mücadele ediyordu.